Oğlum. Asma suratını artık lütfen. Bak karnen de çok iyi geldi. Ha? Anne arkadaşlarından ayrılmak çok zor oluyor. Ama İzmir'de de bir sürü yeni arkadaşın olacak. Orşun öyle düşün yani. Ay sık sık gelip gideceğiz zaten buraya. Tamam. Artık ayrılıklar zaten eskisi gibi ayrılık değil ki Gönül yani değil mi? Yani eskiden internet falan yoktu çocuklar yani. Öyle insanlar birbirlerini böyle fırt diye göremiyorlardı. Hatırlar mısın böyle eskiden böyle birisiyle konuşmak için böyle yazdırırdık telefonu onu. Yazdırırdık beklerdik sıra saatlerce. Beklerdik. Evlerde telefon yoktu düşünün yani. Böyle bakkalda vardı telefon. Bakkal böyle seslenirdi birisi geldiği zaman falan. Şimdi öyle mi? Şimdi 7/24 berabersin yani. Arıyorsun fat karşında görüntülü tabii. Konuşma yapıyorsun. Bu arada not et. Yani her gece 1 saat görüntülü konuşma yapacağız haberin olsun. Tamam. Merve'cim senin karnenin de çok güzel geldi. Seni de tebrik ediyorum. Ama ne olur ikinci dönemde yayma oldu mu? Yine sıkı sıkı çalış. Tamam ben tam gaz devam edeceğim. Hadi odalara. Evet böyle şey kırılacak eşyalarınız falan varsa siz toplayın. Taşıma şirketi diğerlerini halledecek. Benim zaten işim kolay. Bir alt kata taşınıyorum. Olsun sen yine de kırılacak şeylerini topla. O zaman bana yardım etsene. Gel. Ederim. Hadi. Sana yemin ediyorum. Yani çocuklar üzülmesin diye böyle içim atlatım. Ay Tuna. Ya, ne olur başlama yine duygusallaşmaya. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Lütfen. Hüseyin'le konuştun mu? Hüseyin'le diyorum konuştun mu? Hiç anlamıyorum Gönül. Hüseyin'le taşınma işini konuştun mu diyorum Tuna? Konuştum. İyi tamam o zaman. Hüseyin'ler anlayışla karşıladı değil mi Tuna? Tabii hayatım o kadar güzel konuştum ki ben hak verdiler zaten yani. Yani içim el vermedi Tuna. Yani profesyonel değiller çok amatörler biliyorsun. Langır lungur taşıyacaklardı eşyaları yani. Ben de çaktırmadan aynı şeyleri söyledim yani. Hoş geldiniz Sertaç Bey. Hoş bulduk efendim. Merve'nin eşyalarını taşımak için yardım edeyim dedim. Ay Sertaç abi 5 dakikaya daha ihtiyacım var hemen geliyorum. Tamam Merve'ciğim merak etme bekliyorum ben. Merhaba efendim. Merhaba Sertaç Bey. Efendim Merve için çok güzel bir oda hazırladık. Ama benim içime pek sinmedi. Biraz az güneş alıyor sanki. Bir hafta gözlemleyeceğim. Güneş girdi. Girmedi odayı değiştireceğim. Güneş girsin. Girsin Gönül. Biz gece kızım siz bu odalarda kalmasın istiyorum. Merak etmeyin efendim. Merve bizim de kızımız. Tuna. Topla kendini. Tuna. Siz kızımız deyince Tuna şey oldu biraz duygusallaştı. Emlakçı mesaj yollamış. Ne diyor? İlanı birkaç gazeteye daha vermiş. Hah iyi yapmış. Ne ilanı Gönül Hanım? Sertaç Bey biz evi satmaya karar verdik. Yani İzmir'de tutacağımız dairenin sahibi isterseniz satın alabilirsiniz de dedi. Biz de orayı alalım diyoruz. En güzeli efendim. Evet. İnsanın kendi evi gibisi var mı? Ne zaman taşınıyorsunuz hayırlısıyla? Yarın akşamüstü gelecekler. Toplamaya başlayacaklar. Yarın bütün eşyalar kamyona gidiyor. Yalnız efendim taşınma konusunda Hüseyin Beylere güvenmeniz beni bayağı bir şaşırttı. Yok zaten biz de ilk başta bir destek olalım dedik ama bizim daha profesyonel birilerine ihtiyacımız vardı yani. O yüzden böyle gelecekler şimdi o firma asansörlerle falan şahane taşıyacaklar bizi. Aa. Nasıl olur efendim? Ben storylerini gördüm. Hüseyin Bey ve Şükrü Bey bildiğiniz hazırlık yapıyorlar. Başka ev için yapıyorlardır. Başka evdir o. Yok efendim. Zero Beylerin evi dediler. Hatta Hüseyin Bey ekibi toplamış son talimatlarını veriyor. Sertaç Bey ne diyor Tuna? Sen iptal etmedin mi Hüseyinleri? Yani şey yaptım aslında. Yani tam olarak şey dedim yani. İptal etmemiş efendim. Konuşsa hiç Hüseyin Bey ve Şükrü Bey bu kadar hazırlık yapar mı? Hiç bakmayın öyle. Yalan mı söyleyeyim? Tam konuşamadım gibi yani. Ne? Konuşmak için şey yaptım Gönül aslında. Yani şey yapayım dedim yani. Yazık efendim yazık. İnsanlar dünyanın hazırlığını yapmışlar. Ay Tuna. Olur mu böyle bir şey? Hemen konuş ve son noktayı koy bu işe artık. Tamam şey yapayım o zaman. Ben arayayım Gönül sen konuşsana ne olursun ya. Hayır ben konuşacağım. Telefonla olmaz zaten bu işler. Yani siz işlerinizi yaptırmak için profesyonellik bekliyorsunuz ama asıl amatör olan sizsiniz. Sen susar mısın? Susamam efendim. Yalan mı söyleyeyim? Sertaç abi ben hazırım. Geldin mi Merve'ciğim?
Efendim bize müsaade. Size de kolay gelsin. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi sen de git Hüseyinlerle konuş. Evet gideyim ben. Ne diyeyim Gönül? Gönül'ün içine sinmedi de. Hani kısa mesafe olsa olurdu da bu uzun mesafe filan bir şeyler uydur işte. Öyle diyeyim. Yani uzun mesafe diyeyim ben. Gidiyorum ben Gönül. Git git. Söylediğim gibi. Hadi. Gönül. Hı? Gönül şey. Ben konuştum Hüseyinlerle. Ama onlar da böyle balkondan direkt indiriyorlar mobilyaları. Tuna, öbür şirketle anlaştık. Güvenmiyorum Hüseyinlere diyorum. Niye anlamıyorsun? Ama bunu Gönül, yani onlarla konuşurken söyleseydin. Şimdi söylüyorsun yani. Ben onlara bir de kapora verdim biliyorsun. Yani Hüseyinler yapacağım zannediyorlar işi yani. Ama işte kaporayla telafi etsinler masraflarını. Çok inanmışlar. Gerçekten çok hevesliler. Yani böyle okey taşlarından falan plan yapıyorlar Gönül. Vallahi yani. Ne yaparlarsa yapsınlar Tuna. Burası beni ilgilendirmiyor. Sen git de ki bu kapora sizde kalsın. Bir zarara uğrattıksa sizi onu telafi edersiniz falan bir şeyler söyle işte. Ama bak kolilemeyi falan da çok güzel yapıyorlar. Gördük beraber. Ya, o konuda mükemmeller yani Gönül. İstemiyorum diyorum Tuna. Hadi git konuş. Aa. Sen de bir ara arama yani. Tamam ben zaten arar özür dilerim. Onları da zor durumda bırakmak istemiyorum. Tamam. Hadi git konuş. Kapora kalsın diyeyim ben o zaman. Hı, öyle de hadi. Tamam. Aslında indiriyorlar. Hadi hallet ama. Hallet. Onu anladım da ben istemiyorum Tuna. Hadi hallet artık. Hallettin mi? Şey oldu Gönül. Yani şimdi tam... ya Şükür çok ağladı Gönül. Yani çok fena bir için yani kendini kaybetti çocuk. Yani ben yani o taraftan bakmamıştım hiç. Yani biz bırakalım onlar taşısın. Yani içim bir fena oldu yemin ediyorum yani. Ali Aran'ın vebalini almayalım üzerimize. Bak ya ben yani neyse önemli değil yani. Tuna bir dakika beni dinle. Ben Hatice ile zaten devamlı telefonda konuşuyorum, görüşüyorum. Bir ihtiyaçları var mı diye soruyorum ve ayrıca da yardım da ediyorum. Abartmış biraz Şükrü. Ya abartmamış gibi geldi bana yani. Sanki tam böyle abartmış gibi değildi yani. Tam şey gibi anladın. Tuna gidip artık bu işi bitir içime fenalık geldi ama ya. Tabii gideyim de. Yani gitmeden önce hani şey diyorum sana. Ne diyorsun ya yine? Ne diyeyim diye yani. Şimdi mesela Ali Aran... Ne diyeceğini söyledim. Hayır o anlamda demiyorum Gönül. Şimdi Ali Aran hani mesela çünkü çok böyle şey hissetti kendini ya. Hani hocam o yüzden ben... Lütfen gider misin artık Tuna? Bitir şu işi diyorum. Ben zaten sen oradayken konuştum yeni şirketle. Gelecekler her şey ayarlandı bitti. Yani yeni şirketin parasını veririm. Bunların yani bizim Şükrüler taşısın diye şey yapıyorum yani. Taşısa iyi olur. Ne diyorsun sen? Çocuk şimdi... Gider misin artık? Gitmesi önemli değil. Giderim de ne diyeceğim şimdi Gönül o açıdan diyorum yani. Tuna! Ama sen sinirlenince böyle çizgini bozunca fena alıyorsun Gönül ya. Hadi bitir bu işi artık. 100 kere söyledim. Hallettin mi Tuna? Şey, Gönül. Ha. Bak hepsi öyle güzel hayaller kurmuşlar ki. Yani hepsi böyle saf, böyle temiz hayaller. Mesela Necdet işte ne yaptıracakmış Gönül? Tuna bizden kazanacakları parayla bu hayallerini gerçekleştiremezler ki zaten. Kendi gözlerinle görsen ne dediğimi o kadar iyi anlarsın ki. Yani o kadar böyle inanmışlar, böyle başka bir yerden bakıyorlar yani hayata. Ya yemin ediyorum bütün yani hayat enerjimi kahvede bıraktım geldim Gönül ya. Ne abarttın Tuna, ne abarttın. Ama öyle. Ya bırakalım onlar taşısın Gönül, ne olur Hüseyinlere vereyim. Bak yine ısrar ediyorsun Tuna, benim kararım kesin. Öbür şirkette taşınacağız. Peki ben yani paralarını versem olur mu? Hayır olmaz. Zaten bir sürü masrafımız var. Bunu sana yolladılar. Ne bu? Bu özel harman bir çay. Bunu kamyonda işte tam taşıma sırasında yani demleyeceklermiş. Çok özel yeni yaptık dedi. Yani bunu düşünüyorlar. Bak taşırken bunu yapmayı düşünüyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Beğenmezsen taşımayız dediler. O derece yani. Güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Evet. Bak beğendin işte. Gördün mü? Beğendim ama Hüseyinlerle taşınmayacağız. Tamam. Kararım kesin dedim. 1000 kere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutar.